Arkadaşlar merhabalar, tekrar Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri dersine hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz şöyle, gene bir tekrar yapacağız. Dönemin başından geçen haftaya kadar işlediğimiz konular çerçevesinde genel tekrar yapacağız. Bu konuda öncelikle şu sorunun cevabını aramakta fayda var. Hangi gelişmeler sonrasında Avrupa'da bir birlik oluşturması düşüncesi yaygınlaşmıştır ya daha doğrusu. Özellikle milattan önce ve milattan sonraki 7. yüzyıla kadar Avrupa'da bir birlik oluşturma fikri başlamış, fakat bu fikirler genellikle işte felsefeci, düşünürüz, şair gibi kişiler tarafından dillendirilmiş. Siyasetçiler tarafından Avrupa'da birlik oluşturma fikri pek destek görmemiştir. Özellikle geçtiğimiz yüzyılda 1900'lü yıl 20. yüzyılda diyelim daha doğrusu, Avrupa'da böyle daha önce de savaşlar oldu ama kitlesel bazda arkadaşlar iki tane büyük kriz savaş yaşanmıştır. Bunlardan biri Birinci Dünya Savaşı, diğer de İkinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında her alanda büyük yıkıma uğrayan Avrupa, bu durumdan kurtulmak için çıkarları aramaya başlamışlar. Bu arada slaytımızı oynatalım. Bir takım bu savaşın yıkıntılarından kurtulmak için bir takım çıkış yolları aramışlardır. Bunun sonucu olarak da Avrupa'da barışın yeniden kurulması ve Avrupa ülkelerinin ortak değerler etrafında bir araya gelmesi ve özellikle refah artıracak şekilde ekonomik alanda kuvvetli bir işbirliğinin başlatılması fikri arkadaşlar her geçen gün artmıştır. Ve bu konuda özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde, son yıllarında işte Avrupa'da barış nasıl inşa edilebilir? Avrupa'da istikrar nasıl sağlanabilir? Avrupa'daki çatışma nedenleri nelerdir? Buna benzer soruların cevabını aramaya başlamıştı ve bu konuda David Mitrani var. Daha önceki haftalarda da değinmiştik. David Mitrani Avrupa'dan işte Ebedi Barış diye kitabında David Mitrani Avrupa'daki çatışmaların nedenlerini ortaya koyarak bu çatışmaların nasıl çözümleneceğini araştırmış. Fonksiyonist düşünce çerçevesini, fonksiyonist düşünce kuramını geliştirmiştim. Ve bu fonksiyonist kuram çerçevesinde, ki bugün zaten bugünkü Avrupa Birliği'nin temeli de o fonksiyonist kuram çerçevesinde hareket etmişler. Ve David Mitrani ve daha sonraki kişiler David Mitrani'nin takip eden kişilerin de uyguladığı politikalar, düşünceler işte Avrupa'da barışın devletler arasındaki işbirliğinin genişletilmesi, arttırılması ve devletlerin bu işbirliği içerisinde birbirlerine daha bağımlı hale getirilmesi husus üzerinde durmuşlar. Ve bu düşünceler çerçevesinde arkadaşlar Avrupa'da barış ve istikrarın kurulması için adımlar atılıyor. Ve bu şeylerden ilk şeyler tabii burada bu düşüncelerini destekleyen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'de özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde bu düşünceler desteklendi. Avrupa'da barış ve istikrarın sağlanması için önemli desteklerini diğer Avrupa ülkelere desteklerini sağlamış oldular. Ve Avrupa çapında barışın sağlanması ve Avrupa ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin kurulması amacında hareketle ileride siyasi bir birliğin temelinin atılması hedeflendi. Bu doğrultuda Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nu kuran Paris Anlaşması
Daha sonra 1957'de Roma Anlaşmaları geldi. Yani Roma Anlaşmaları Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kuran anlaşmayı imzaladılar ve bu anlaşmalarla bu topluluklar kuruldu. Günümüze kadar gelen süreçte zaten ilk başta bu Avrupa Kömür Çelik 1951'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun kurulduğunu söyledik. Burada yine David Vitrani'den sonraki gelen kişiler Robert Schuman, Marshall arkadaşlar bunlar işlevcilik teorisi çerçevesinde hareket ederek özellikle plan olarak bilinen daha sonra Marshall Plan olarak imzalanan planda işte Avrupa'da yıllardır savaşa neden olmuş ülkeler ve bu ülkelerin savaşa tetikleyen maddeleri ortaya koymuşlar. İşte dedikleri şey Avrupa'da savaşa neden olan iki ülke var. Fransa, Almanya. Bunların barıştırılması gerekiyor. Bunların barıştırılması için bunların savaşın neden olan ham maddeler ve bölge vardır. Ruhr bölgesi. O bölgenin ham maddenin kömür ve çeliğin tek bir ulus üstü bir yapı tarafından kontrol edilmesi gibi fikirler ortaya konuyor. Daha sonra bu Schuman planı çerçevesinde hazırlanıyor ve bu Schuman planı saydığımız bu Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg arkadaşlar bunların devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanıyor. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu hayata geçiriyor. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun hayata geçirilmesiyle birlikte bakıyorlar ki gerçekten Avrupa'da barış ve istikrar yolunda ciddi önemli adımlar atıldı ve bu Avrupa'ya gerçekten bir takım önemli şeyler sundu. Avrupa'ya gerçekten barış ve istikrar geldi. Dediler ki biz bu süreci bir adım daha ileri götürelim. Farklı alanlara da kaydedelim. Avrupa'da siyasi topluluğu, Avrupa'da ortak savunma topluluğunu kuralım dediler. Orada bunlar derken aynı zamanda bunlar bu hususta da kararlar o birliğiyle değil o çoğunluğun alınması gerektiği konusunda anlaştılardı. Bu oy çoğunluğu ilkesinde tabii Fransa burada karar çıktı. Fransa burada tepki gösterdi. Fransa'nın tepkisi neticesinde bu saydığımız Avrupa Savunma Topluluğu ve Avrupa Siyasi Topluluğu, o zaman Fransa bu topluluktan kurulması için Avrupa Parlamentosu'na görüşmeler yapılmasını Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmelere katılmadı. Oylamaya katılmadı da veto edildi. Böylelikle rafa kaldı. Dediler ki biz bunlar ciddi şeyler, siyasi entegrasyonu öngören şeyler. Biz bir alanda başladık, ilişkileri ekonomik alanda devam ettiler dediler ve bu doğrultuda 1957 yılında Roma'da arkadaşlar Avrupa Ekonomik Topluluğunu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran anlaşmayı, Roma Anlaşması'nı imzaladılar ve bunu anlaşmayla birlikte ki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ciddi bir revizyona uğradı. Zaten Avrupa Birliği bugüne kadar gelince de çok önemli evrelerden geçerek geldi. Her bir anlaşma ki Avrupa Birliği'nde imzalanan bir sürü anlaşma var. Her bir anlaşmada Avrupa Birliği kendini revize ederek günümüze kadar getirdi. Günümüze kadar geçen süre içerisinde Avrupa devletleri ekonomik, siyasi ve kültürel alandaki işbirliklerini güçlendirdiler ve kuruluş yıllarında sadece 6 üyeden oluşan Avrupa toplulukları değişik tarihlerde yeni üyelerin katılımı sonucunda 27 üyeden oluşan bir birlik haline geldi. Peki Avrupa Birliği'ne diğer bir soru şu sorunun cevabından bakmak lazım. Avrupa Birliği'ne diğer uluslararası örgütlerden ayrılan önemli özellik nedir dediği zaman Avrupa Birliği Avrupa halklarının ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını öngören
Avrupa devletlerinin ve vatandaşların bir araya gelerek oluştukları uluslararası bir yapıdır. Bu yapı üye devletler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalarla kurulmuş ve aynı anlaşmalar bazı alanlarda karar alma ve düzenleme yetkisi üye devletler tarafından Avrupa Birliği'ne devredilmiştir. Şimdi biz aynı zamanda şeyi sıralıyoruz. Bakın dikkat ederseniz. Diğer uluslararası örgütlerden ayrılan bir, ulusüstü bir yapıya sahip olması. İki, yetki devri olması. Ulusal devletlerin yetkilerinin bir kısmını Avrupa Birliği'ne devretmesi. Böylelikle dünyada benzeri olmayan tüm üye devletler ve vatandaşlar aynı anda, aynı şekilde ve aynı ölçüde bağlayan bir hukuk sistemi meydana geldi. Yani kendine ait bir, üçüncü olarak kendine ait bir hukuk sistemi var. Ulusüstü yapıya sahip, yine yetki devri var ve arkadaşlar kendi ulusal hukuklar üstünde bu hukuksal yapıya sahip. Bunun yanında kişilerin, malların, hizmetlerin, sermayenin Avrupa Birliği sınırları içerisinde rahatça dolaştığı bir Avrupa Birliği içerisinde bir iç pazar kurulmuştur. İşte Avrupa Birliği'nin diğer örgütlerden ayrı önemli dört özellik burada arkadaşlar. Ulusüstü yapı, yetki devri, kendine ait hukuk düzeni ve kendi içlerinde sınırların kaldırıldığı bir iç pazarın kurulması arkadaşlar. Bu saydıklarımızın özelliklerinden ya birinde vardır ya hiçbiri yoktur. Sıradan bir örgüt niteliğindedir. Ama Avrupa Birliği yüzyılın barış projesi olarak adlandırıldığı için bu özelliklere sahiptir. Avrupa Birliği'nin hangi politikaları bugünkü konuma getirmiş ve AB'nin diğer örgütlerin ayrılmasına neden olmuştur? Yani AB'nin uygulanan önemli politikalar neler ki Avrupa Birliği'ni dağılmadan, parçalamadan günümüze kadar getirmiştir diye sorsak, bugün Avrupa Birliği'ni yapan iki tane önemli politika vardır. Tatmin değerler hep bunun altındadır. Birincisi derinleşme ve gelişme politikalarıdır. Derinleşme ve gelişme politikası. İkincisi genişleme politikasıdır. Birincisi derinleşme ve gelişme parantez içerisinde. İkincisi genişleme politikasıdır. Derinleşme politikasıyla arkadaşlar Avrupa Birliği kömür çelik topluluğundan tutun en son uzman anlaşmasına kadar yeni anlaşmalar inşa etti, ortaya koydu. Bu her anlaşma yeni bir anlaşma bir önceki anlaşmanın revize edilmesi olarak ifade edilmekte. Bu revize edilirken de işte Avrupa Birliği'nin karar alma süreçleri, oy birliği, oy çoğunluğu gibi konular farklılaştı. Parlamentonun organların görevleri değişti ya da genişletildi. Yine Avrupa Birliği'nin ortak politikaları işte birken, iki oldu, iki gün, üç derken her alana yaygınlaştırıldı. Dolayısıyla derinleşme de Avrupa Birliği arkadaşlar kurucu anlaşmanın revizyonu ile gerçekleştirdi. Şöyle baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin anlaşmalarını ve derinleşme politikalarını bir Avrupa Kömür Çelik Topluluğu dedik, temel atıldı. Roma anlaşmaları Avrupa Kömür Topluluğu oluşturuldu. Füzyon anlaşması var. 1965-67 yılında yürürlüğe giren füzyon anlaşması. Yine 1985-87 yılında Avrupa Tek Senedi. Yine 1992-93 yılında Maastricht. 1997-99 yılları arasında Amsterdam, 2003-2004 yılları arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Nice Anlaşması ve 2007 yılında imzalanıp 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması Avrupa Birliği'nin derinleştiren, Avrupa Birliği'ni geliştiren, gelişme Avrupa Birliği'nde gelişmeleri sağlatan, revize eden anlaşmalardır. Mesela biz füzyon anlaşması dedik 65-67 yıllar arasında. Bu anlaşmayla
Füze anlaşmasıyla eskiden bu anlaşmadan önce Avrupa Birliği'nin ya da şimdi o zamanki ismini Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Avrupa Kömürü Çevre Topluluğu her bir o örgütün farklı farklı kurumsal yapısı vardı. İşte Avrupa Komisyonu, Konseyi, işte o zamanki parlamento istişare organı deniyordu. Avrupa Parlamentosu ve istişare organı ve bu Avrupa Adalet Divanı bunlar vardı. Her bir işte Avrupa Kömürü Çelik Topluluğu'nun vardı. Roma Anlaşmalarında işte Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun farklı farklı ayrı ayrı organları vardı. Ve her bir organın ve örgütün ayrı bütçesi vardı. Bu Avrupalı ülkelerin bir külfet, bir yük olarak düşünülmüştü. İşte 1965'te imzalanıp 67'de yürürlüğe giren füze anlaşması bütün örgütleri arkadaşlar tek bir çatı altında birleştirdi. İşte Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun Roma anlaşmalarının da işte Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu kuran Roma anlaşmalarında arkadaşlar oluşturulan organlar hepsi birleştirildi. Tek bir organ oldu. Komisyon, Kömür Çelik'in komisyonu oldu. Aynı zamanda Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun komisyonu oldu. Yine aynı zamanda Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun komisyonu oldu. Tek bir komisyon, tek bir konsey oluşturdu. Yani organlar birleştirerek bire indirildi. Yine Avrupa Tek Senedi var. Avrupa Tek Senedi Avrupa'da Avrupa Birliği içerisinde ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun içerisinde her ne kadar önemli gelişmeler olsa da Avrupa'da bir ortak pazar oluşturulamamıştı. Bu dört tane serbestli vardı. İşçilerin sevmeyen malları ve kişilerin serbest dolaşımını öngören. Fakat bu anlaşma bu serbestliler işte ortak pazar önündeki engel olarak görüldü. Bunlar bir türlü sağlanamamıştı. Avrupa tek senediyle dediler ki Jack Dolar, sen bize bir rapor hazırla. Ne Avrupa Birliği, biz ilerleyemedik. Ciddi bir duraklama dönemi içerisine girdik. Ne yapılabilir? Jack Dolar raporunda ortak pazarın ve ortak para politikalarının başlatılmasıyla ilgili ve entegrasyon sürecinin başlatılmasıyla ilgili raporunu hazırlayıp komisyonda konseye sunuldu ve konseyin onaylamasıyla birlikte Avrupa tek sene 1987 yılında girdi. Yani Avrupa tek senediyle ortak pazarın oluşturulması Avrupa ekonomik, parasal ve ekonomik toplumun kurulması Avrupa'da ilişkilerin entegrasyonun siyasi alana da kaydırılması gibi konular kaleme alındı ve yürürlüğe girdiği konulardı. Yine Maastricht'te biliyorsunuz Avrupa Birliği artık ekonomik topluluk yerine Avrupa Birliği olarak istedildi. Ve Avrupa Birliği sütunlarında yapağında geldi. Çatlı Avrupa Birliği, ekonomik topluluk, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Topluluğu ve Avrupa İçişleri ve Adalet Topluluğu olmak üzere üst sütunlar oluştu. Ve yine Avrupa vatandaşı, Avrupalı kimliği, Schengen gibi konular arkadaşlar burada Maastricht Anlaşması'nda hayata geçirildi. Yine arkasından Amsterdam, Nice ve Lisbon anlaşmaları var. Amsterdam, Nice arkadaşlar biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın son yıllardan itibaren Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği içerisinde pardon Avrupa Birliği'ne tam üyelik için tek tek başvurmaya başlamışlardı. İşte 90'lı yıllardan itibaren de 12 ülke birliğe katılma için katılım başvurusunu yaptı. Ve birlik işte bu Amsterdam Anlaşması'yla ve Nice Anlaşması'yla bunu hayata geçirdi. Amsterdam Anlaşması'yla işte 97-99 yıllar arasında adaların işte katılım müzakereleri başlatıldı, sonuçlandı ve 2001-2002 yılında katılım anlaşmaları imzalandı. Fakat Avrupa Birliği yeni üyelerin geleceği takvim belirlenmiştir. Amsterdam, Nice, özellikle Lüksemburg Anlaşması'nda yani tarihte ne zaman Avrupa Birliği'ne katılacakları, tam üye olacakları takvim belirlenmişti. Bu takvim belirlendi fakat Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'nde
kimin ne kadar parlamento veya Avrupa Birliği, Avrupa organları içerisinde ifade edilmemişti, ortaya konmuş büyük bir sıkıntıydı. Amsterdam Anlaşması'nda bu hesabı yapıldı, fakat Almanya işte nüfus oranına göre olacağı için o dönem, bugün de öyle. İşte Avrupa Birliği içerisinde en çok sandalye dağılımına sahip olan ülke Almanya'ydı. Yine nüfusla işte yeni giren ülkelerle birlikte Romanya'nın, Polonya'nın nüfuslarının fazla olması ve mecliste, pardon, işte Avrupa Birliği organları içerisinde daha çok temsil yetkisine sahip olacak olması Avrupa Almanya tarafından demeyelim de karşı çıkıldı. Karşı çıkarınca o Amsterdam Anlaşması'nda konu bırakıldı. Daha sonra bunun görüşmek üzere hem Avrupa Anayasası hem bu kurumların dağılımı ile ilgili konu Nice Anlaşması'na bırakıldı. Yani 2003 yılında görüşülmeye başlandı. 2003 yılından 2004 yılına kadar işte kimlerin ne kadar sandalyeye sahip olacağı ortaya konuldu ve kriz açılarak ki Avrupa Birliği geliştirme politikası da oldu. Zaten Lisbon Anlaşması da Avrupa Birliği tamamen köklü bir şekilde revize etti ve bugün halen de geçerli olan anlaşmadır, Lisbon Anlaşması. Genişleme dedik, ikinci politikası Avrupa Birliği bugüne kadar arkadaşlar 6 genişleme sürecinden geçti. Bunlardan birinci genişleme 1973 yılında İngiltere, İrlanda, Danimarka ile İrlanda, Danimarka'nın 1973 yılında Avrupa Ekonomik Toplumu'na dahil olmasıyla birinci genişleme dalgasını yaşadı. Yine 1981 yılında Yunanistan'ın Avrupa Toplumu'na katılmasıyla ikinci dalga, İspanya, Portekiz'in 1986 yılında katılmasıyla üçüncü genişleme gerçekleşmiş oldu. Dördüncü genişleme arkadaşlar 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla gerçekleşti. Beşinci genişleme çok geniş arkadaşlar. Toplam 10 ülkenin katıldığı bir genişleme. Bunlardan Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Estonya, Litvanya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne üye oldu. Fakat Romanya, Romanya ve Bulgaristan'ın demokrasi, insan hakları konusunda rüşvet ve sorunları vardı. Yunanistan ve Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği'ne katıldılar. Altıncı genişleme ise 2013 yılında Hırvatistan'da gerçekleşti. Bunların yanında Avrupa aday ve potansiyel aday ülkeler var Avrupa Birliği'nde. Mevcut durumda Türkiye dışında Avrupa Birliği üyeliğinde aday olan 6 ülke bulunmakta. Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Ukrayna, Moldova aday ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, AB ile katılım müzakerelerine başlamış durumdalar. Bosna Hersek, Kosova ve Gürcistan ise bugün Avrupa Birliği'ne katılmak için potansiyel aday ülke konumdaki ülkelerdir. Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısına baktığımız zaman işte Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısında hangi organlar var dediğinde Avrupa Birliği'nin asli 5 organı var ve diğer bu organlara yardımcı olan diğer organlar, komiteler mevcuttur. Bunlardan biri Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu. Bunların geçen haftalar dersimizde anlattık. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Sayıştay, bunlar Avrupa Birliği'nin asıl organları. Diğer işlevsel kurumlar var. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Bölgeler Komitesi, Avrupa
Optus Bank ve Avrupa Merkez Bankası da Avrupa Birliği'nin arkadaşlar diğer yardımcı organlarıdır. Bura kadar kısaca Avrupa Birliği ile ilgili kısaca özet verdik. Bitkiden tekrar yaptık daha önceki derslerimizde anlattıklarımızı. Şimdi ki aynı tekrarın şeyini Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde bakmakta fayda var. Sorun Türkiye Avrupa Birliği ilişkiler çerçevesinde Türkiye'yi Avrupa Ekonomik Topluluğu'na sevk eden nedenler nelerdir? Neden Türkiye Avrupa Birliği'ne yönünü çevirmiş ya da o zamanki ismini Avrupa Ekonomik Topluluğu'na çevirmiştir? Burada Türkiye kuruluşundan itibaren çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda uluslararası gelişmeleri yakından takip etmiş ve OECD, Avrupa Konseyi, NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu gibi organlar, örgütlere ya üye olmuştur ya üye olmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda tarihin en büyük barış prosesi olarak adlandırılan Avrupa bütünleşmesi arkadaşlar Türkiye'nin dikkatinden kaçmamıştır. Ve bu projeye Türkiye ilgisiz kalmayarak 31 Temmuz 1959 tarihinde bu hareketin en önemli örgütlenmesi olan Avrupa Ekonomik Topluluğu AET'ye arkadaşlar başvuruda bulunmuştur. Bu başvurunun altında birçok neden var. Tabii hiçbir neden karşılıksız tek taraflı değildir. Türkiye'nin nedeni farklı, Avrupa Birliği nedeni farklı. Birinci olarak dedik Türkiye'nin nedenlerinde batılaşma ve çağdaşlaşma çabaları. Soğuk Savaş döneminde siyasi ve ekonomik izolasyondan ve Sovyetler Birliği'nin baskısından kurtulma çabası. Batı bloğundaki yerini ekonomik entegrasyondan denetleme arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı denge arayışı, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun yardımlarından yararlanma, Avrupa Ekonomik Topluluğu üye devletlerindeki mevcut pazar payını koruma ve diğer bir neden de Avrupa'da Yunanistan aleyhindeki girişimlere engel olmak. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra 31 Temmuz 1959'da için bu saydığım nedenlerden dolayı tam böyle için başvurdu. Tabii burada önemli faktörün başında tabii Sovyet Rusya ve Avrupa pazarı da geliyor ama önemli faktörün başında Avrupa Birliği'ne başvurması yönelmesinde Yunanistan faktörüdür. Türkiye'de şu an Yunanistan Türkiye'den 15 gün önce Avrupa topluluklarına tam yönetim başvuruda bulunmuştu. Türkiye burada tam telaşlandı bu başvuruda ve Yunanistan boş kuyu atlasa da biz de atlayacağız mantığıyla hareket edip çünkü Yunanistan'ın üye olmasıyla birlikte Avrupalı devletler alacağı endişesi vardı. Ve Türkiye'de bu endişelerden dolayı 12 Eylül 1963 tarihinde pardon 31 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvuruda bulundu. Topluluk Türkiye'nin başvurusunu değerlendirdi. Ve Türkiye şu cevabı verdi. Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerisinde bulundu.
Söz konusu öneri arkadaşlar 12 Eylül 1963 yılında imzalandı ve 1 Aralık 1964 tarihinde de yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman nedenlerine istese de aslında Türkiye'nin üyeliğine karşı Avrupa Birliği. Ama Avrupa Birliği'nden frenleyen, Avrupa Birliği'nden duraklatan bazı nedenler var. Birinci olarak Soğuk Savaş dönemindeki yaşadıkları güvenlik kaygıları, yine Türkiye'nin Doğu Bloğu ülkelerin yakınlaşmasını engelleyerek Doğu Akdeniz'in kendi kontrolleri altında kalmasını sağlamak istemeleri, üçüncü neden yeni kurulan toplumun kendini uluslararası alanda tanıtma ve özellikle de Avrupa'da kendisine alternatif olarak çıkan EFTA karşısında konumunu güçlendirme isteği de arkadaşlar bu nedenler arasında bulunmaktadır. Biliyorsunuz EFTA başında İngiltere'nin çektiği Birleşik Krallık, İsveç, Norveç, İsviçre, Danimarka, Portekiz, Avusturya, Finlandiya ve Liechtenstein bugünkü üyelerin bunlar 1960 yılında kurulmuş Avrupa Serbestler Bölgesi İngiltere tarafından kuruldu ve Avrupa Birliği buna alternatif olarak arkadaşlar bunun daha önce rekabeti var. EFTA'yla rekabeti sağlamak için Türkiye'nin üyeliğini daha doğrusu Türkiye'yle ortaklık ilişkisi kurulmasını kabul etti. İşte hangi anlaşmayla ortak ilişkisi kuruldu sorusuna baktığımız zaman arkadaşlar hangi anlaşmada ki az önce söyledik 1963 yılında Ankara Anlaşması imzalandı. Anlaşma ortaklık anlaşmasının bir ismi Ankara Anlaşması. Yani Ankara Anlaşması'nın bir diğer ismi Ortaklık Anlaşması, Ortaklık Anlaşması'nın bir diğer ismi Ankara Anlaşması. Bunu unutmayın. Ortaklık ve Ankara Anlaşması dendiği zaman aynı şeyin ifade edildiğini anlayın. Ankara Anlaşması'nın özünde Türk halkının yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla Avrupa ekonomik toplumunun sağlayacağı desteğin ilerideki bir tarihte Türkiye'nin topluluğa katılmasına yardımcı olacağını ifade ediyor. Yani Türkiye'nin, Türk halkının yaşam standartlarını Avrupa standartlarına çıkartarak Türk ekonomisini kalkındırmak ve bu konuda Türkiye'ye destek olmak amaçları. Bu amacın temelinde üç aşamada tesis edilen Gümrük Birliği bulunuyor tabii ki. Yani ne kadar Türk halkının yaşam standartları olarak ifade edilse de Ankara Anlaşması'nın hedefinde taraflar arasında gümrük birliğinin oluşturulması. Bunun için Avrupa Birliği gümrük birliğinin oluşması için Türkiye belirli oranlarda mali yardımlarda bulunmayı öngördüğü mali protokoller imzalandı. Birinci mali protokol, ikinci mali protokol. Birinci mali protokol arkadaşlar Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarih. İkinci protokol 1970 katma protokol yürürlüğe girdiği tarih. Üçüncü protokol ise 1977 yılında imzalandı. Bu protokollerde Avrupa Birliği Türkiye'ye önemli yardımlar öngörmüştü. Tabi bunlar bir kısmı Türkiye'ye verildi, vaatler yerine getirildi. Bir kısmı da Avrupa Birliği, özellikle Yunanistan'ın 1981 yılında Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmasıyla yapılamadı. Türkiye yardım alamadı. Zaten Türkiye'nin Avrupa'dan yardımların kesilmesi bir nevi de Türkiye'nin üzerine düşen görevli sorumluluklarını geç yerine getirmesi neden oldu. Bugün Ankara Anlaşması dedik. Ankara Anlaşması'nın arkadaşlar 33 maddeden oluşan bir metni var. Yine ek bir geçici protokol, bir son senet, dört niyet ve yorum bildirisi ve bir mektuptan oluşan bir mektup
yani 33 maddelik tam metin, ana metin, ek bir protokol, geçici bir protokol, son senet, dört niyet ve yorum bildirisi bir mektuptan oluşur. Anlaşmanın ikinci maddesine göre temel amaç Türkiye ekonomisinin hızla kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesi. Ankara Anlaşması'nın hangi maddesi Türkiye'nin toprağa üyeliğini düzenlemektedir? Ki ben buna söz kesme maddesi diyorum. Ankara Anlaşması'nın 28. maddesi anlaşmanın işleyişi topluluğu kuran anlaşmadan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye'ce üstlenebileceği gösterildiğinde akit taraflar yani Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye'nin topluluğa katılması olarak incelendi. İşte bu 28. madde Türkiye'nin topluluğa ve ABU ismini Avrupa Birliği üyeliğini düzenlemektedir. Anlaşmanın ikinci maddesinde amacı belirttikten sonra ikinci maddenin üçüncü fıkrasında anlaşmanın işleyişini hazırlık, geçiş ve nihayet son dönem olmak üzere üç devreye hazırlık, geçiş ve nihayet de son dönem olmak üzere üç döneme ayrılmıştır. Hazırlık dönemi arkadaşlar bu Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği 1964 yılında başlar ve 1973 yılına kadar devam etmektedir. Bu hazırlık döneminde Avrupa Birliği topluluğu veya bu ismiyle Avrupa Birliği Türkiye'ye herhangi bir görev ve sorumluluk yüklememiş. Bilakis kendisi elini taşın altına sokmuştur. Türkiye'ye bir takım yardımlar veya vergilerde bir takım kısıtlamaları kaldırmaya çalışmıştır. Bu dönemin süresi 5 yılda olarak saptanmış. Türkiye'nin talep etmesi durumunda bu sürenin 10 yıla kadar çıkarılacağı belirtilmiştir. Onun için burada hazırlık döneminde arkadaşlar amacı Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimini Avrupa seviyesine yakınlaştırmak. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimini Avrupa seviyesine çıkarmayı planlamıştır. Onun için ki Avrupa Birliği Türkiye'ye hiçbir yükümlülük altına dahil etmemiştir. AB kendisi bir takım hükümlülükler altında girdi ve Türkiye'nin ihraç üstünlüğü olan bazı tarım ürünlerinde geçişli tarife uygulanması ve belirli bir miktar kredi yardımı yapılmasına bu dönem karar verildi. Geçiş döneminde arkadaşlar dedik 1964 yılında başladı. 5 yıl ve Türkiye istese bu 10 yıla kadar süre uzatılacağı söylenmişti. Tabi burada Türkiye arkadaşlar aceleci bir karar aldı. Dedi ki daha Türkiye kendini geliştirmeden, bir takım altyapısını oluşturmadan topluluğa geçiş döneminin başlatılmasını bildirdi. Tabi dönemler geçişler böyle sözde hadi direkt olmuyor. Taraflar aralarında geçici bir protokolle bunu sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nden Türkiye'den bir protokolle hazırlık dönemini sonlandırıp geçiş döneminin başlattırmasını talep ettiler. Ve o Türkiye'nin talebi üzerine 13 Kasım 1970 tarihinde geçici bir protokol hazırlandı. Bu protokol 1973 yılında yürürlüğe girdi. Böylelikle taraflar arasında geçiş dönemi başlamış oldu. Ortaklığın geçiş dönemi belirli istisnalar dışında 12 yıl sürecek ve akit taraflar karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esasına dayanacaktı. Bu dönemde taraflar
Türkiye'nin ekonomi politikalarının, toplumun ekonomi politikalarının yakınlaştırmasını sağlayacaklar. Yani geçiş dönemin sonunda ise geçiş dönemin sonunda ise gümrük birliğinin tamamlanması, ki Ankara Anlaşması'nın 4. maddesinde gümrük birliğinin tamamlanmasını planladılar. Ve anlaşma işte 13 Kasım 1970'te Katma Protokol imzalandı. 73'te yürürlüğe girdi. Ve akabinde de 1996 yılında işte gümrük birliğinin oluşturulması dedik ya, 1 Ocak 1996 yılında da gümrük birliğini hayata geçirmiş oldular. Fakat şunu belirtelim. O geçiş döneminde Türkiye Ankara Anlaşması, gerek Ankara Anlaşması gerekse katma protokol öngördüğü şekilde uygulayamamıştır. İşte sadece Türkiye demeyelim, taraflar arasında, hakim taraflar arasında hem Ankara Anlaşması hem de katma protokolü öngördüğü esas usuller uygulanamamıştır. Bunun nedeni Türkiye açısından baktığımız zaman 1970'lerde, 70'li yıllarda bulunan içinde bulunduğu ekonomik kriz ve siyasi tercihler katma protokoldan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınmıştır Türkiye. 1970'lerde işte biliyoruz, hepimiz de biliyoruz, ciddi bir kriz yaşadı dünya. Küresel bir kriz yaşandı. Bu krizden dolayı Türkiye katma protokolünden doğan yükümlülüklerini yerine getiremedi. Topluluk çerçevesinde baktığımız zaman aslında bir nevi de Türkiye'nin üzerinde düşen yükümlülükleri yerine getirememesi toplumun işine yaradı gibi diyebiliriz. Çünkü topluluk da kendi yükümlülüklerini aksatmaya ve ortaklık ilişkisinin geliştirmesinde çaba harcamaktan kaçınmaya başladı. Yani bir isteksizlik Türkiye'nin üyeliğini ve akabinde de işte tam üye olacak olması anlaşma onu görüyordu. Çünkü bu gibi nedenler Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu işte Türkiye'nin üyeliği hususunda çaba harcamaktan kaçınmasına neden oldu. Bir de bunların üzerinde 12 Eylül askeri darbesi ve Yunanistan'ın 1981 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olması, arkadaşlar özellikle Yunanistan'ın Avrupa Topluluğu'na üye olmasıyla birlikte sorunlar, taraflar arasındaki sorunlar bu sorunların boyutu siyasi nitelik kazanmaya başladı. Ve bu gelişmeler neticesinde topluluk Türkiye ilişkileri dondurmuş ve mali işbirliğine son vermiştir. Katma protokolü ise sadece ticari hükümleri işlemeye devam etmiş, diğer bütün hükümleri atıl kalmıştır. İşte Türkiye Avrupa Birliği'ne, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ya da Avrupa Birliği'ne ne zaman başvuruda bulunmuştur? Türkiye 1983 yılında, ki özellikle askeri darbe sonrasında Türkiye'de tekrar sivil irade yeniden kurulmuş. 1984 yılında itibaren Türkiye'de ithal ikamesi politikaları hızla terk edildi. Dışa açılma süreci hızlandırıldı. Yani Türkiye'nin dış dünya ilişkisi canlanmaya başladı. Türkiye bir taraftan 14 Nisan 1987'de Avrupa Birliği'nde tam bölük müracaatında bulunurken, diğer taraftan da ertelenmiş bulunan gümrük vergileri, uyum ve indirim takvimleri 1988 yılından itibaren hızlandırmış bir şekilde yeniden yürürlüğe koydu. Avrupa Komisyonu tam bölük müracaatında 1989'da işte Türkiye özellikle Özal döneminde yapılan bir başvuruydu. Özal yine burada da aceleci davrandı. 1987 yılında önce Özal
hem Avrupa Birliği niyetini anlamak hem de ilişkileri hızlandırmak bağlamında 1980'de 14 Nisan 1987 yılında Avrupa topluluklarına tam üyelik için başvurdu. Aynı zamanda da daha önce bu krizlerden dolayı ötelediği gümrük vergileri, uyum indirim takvimi vesaire bunlar 1988 yılında tekrar hızlandırarak yeniden yürürlüğe koydu. Bu Türkiye'nin ya da Özal'ın 1980, 14 Nisan 1987 tarihinde yaptığı başvurusuna Avrupa Topluluğu'nun veya Avrupa Komisyonu'nun cevabı şöyle olmuştur. Türkiye'nin Avrupa AB'ye üyelik konusunda ehliyetini kabul etmekle birlikte gelecek genişleme beklentisini ve bu sırada gümrük sürecinin tamamlanması şeklinde açıklamada bulunuyor. Yani kibarca Avrupa Topluluğu dedi ki komisyonu biz Hristiyan Kardeşler Derneği'nde kurulmuş bir örgüttür. Biz ortak değerleri paylaşan devletler sırada bekliyor. Biz ciddi bir şekilde köklü bir genişleme ve derinleşme politikası içerisindeyiz. Tamam siz Avrupa üyeliği konusunda üyelik ehliyetine sahipsiniz. Fakat siz bu şurada durun. Siz bize işte siyasi ekonomik şeylerinde sayıyor. Sorunlarda sayıyor. Sizde bu sorunlar var. Biz sizde tam öyle değil de biz sizde gümrük birliği süreci tamamlanması için ilişkileri devam ettirelim dediler. Biz o zaman dedik ki tamam normalde itiraz ederdik ama etmedik. Alkışladık bile üstelik ve arkasında gümrük birliğinin arkasında tam üyelik gelecek diye. Ve arkadaşlar 5 Mart 1995 yılında yapılan ortaklık konseyi toplantısında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği anlaşması imzalandı ve bu anlaşma 1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe girdi. Ticaret açığının önemli ölçüde büyümesine rağmen ekonomi gümrük birliğinden kaynaklanan yükü rahatlıkla kaldırabileceğini gösterdi. Ancak Avrupa Birliği gümrük birliği kararını kabul edildiği ortaklık konseyi toplantısında üstlendiği ve Türkiye'ye 4-5 yıllık bir dönem içerisinde 2,5 milyar avro ya varan mali yardımın yapmaya yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Bunun önemli nedeni var. Bunun bir Yunanistan faktörü, iki Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik muhalif politikaları. Her ne olursa olsun arkadaşlar ne olursa olsun Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliği inşa edilmiş oldu. Böylelikle ortaklığın geçiş dönemi sonlandırılmış ve ortaklıkta son döneme girilmiş oldu. Türkiye Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ilişkilerinin son döneminde ne anlıyorsun? Neyi ifade ediyorsun? Hangi süreci ifade ediyor son dönem? Evet bu sorunun bu sorunun ne olduğu yani cevabının ne olduğu muğlak. İşte Gümrük Birliği'nin sonlandırıp hayata geçmesiyle tamam geçiş dönemi bitmiş ama son dönem dendiğinde aslında son dönemde aday ülke tam üye olması gerekir. Avrupa Birliği'nin hiçbir üye ülkeleri de yani sonradan Avrupa Birliği'ne dahil edilenler de dahil hiçbir şekilde böyle bir politika uygulamamıştır. Türkiye ile normalde bu şartlarda Türkiye uzun bir süre bugün Avrupa Birliği'nin üyesi olması gerekiyordu. Çünkü bu gümrük birliğini hayata geçirdik ya, o Türkiye yönünü öngörmekteydi. Ortam yönünü öngörmekteydi. Ama bunu tam tersi yapıldı, gümrük birliği hayata geçirdi. Son dönemde gümrük birliğinin ifade etme, neyi ifade ettiği ve hangi süreyi kapsadığı muğlak. Çünkü ucu açık bir süreç. Son döneme girildi ama bu sürecin son dönemin ucu açık bir süreç olduğu
ifade edildi. Normalde Avrupa Birliği bir ülkeyi aday tam üye hazırlayacağı zaman, tam üye yapacağı zaman takvimi bellidir. Şu gün, bir ay sonra, o 2 yıl sonra ve en sonunda müzakerelerde, başlayan müzakerelerde 8-10 yıl içerisinde tamamlanması der. Tamamlanır ve devleti o aday ülke birliğe dahil eder. Bizde böyle bir şey olmadı Türkiye'ye de. Çünkü onlara göre ucu açık bir süreç. Biz sadece onlardan şunu yaptık. Gümrük Birliği'ni hayata geçirmesini çalıştık. Ki yanlış bir politika. Gerçi şimdi bunu düzeltmek için Türkiye arkadaşlar ciddi çaba sarf ediyor ama bugün Avrupa Birliği tamam deyip sadece bir şeyler koparacağı zaman gündeme getirip o yani işte çıkar elde ettikten sonra da nerede kalmıştık diye devam etmekte. Geçici protokol dedik. Geçici protokol arkadaşlar, bu belgeyle hazırlık döneminde tarafların birbirlerine karşı izleyeceği ticaret politikalarının çerçevesini çizmekte. Hazırlık döneminden geçiş döneminde geçişte bir katma protokol da gerçekleşmekte. Geçiş dönemi 22 yıl sürmesi planlandı. Ve burada işte bu geçiş döneminde Avrupa Birliği bir takım mali protokollarla Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi toplumsal yapısını düzeltmeye çalıştı. Avrupa standartları yükseltmeye çalıştı ama bir taraftan bu politikalar hayata geçiriyor, diğer taraftan da politikalardan kaçınmıştır. Özellikle katma protokol döneminde 1973-96 yılları arasında, bilhassa 1974 yılları arasında arkadaşlar özellikle Türkiye ve Avrupa Birliği bir takım yükümlülükleri aldı. Yükümlülük altında girdikleri görev ve sorumluluklarını yerine getirememişler. Bu çerçevede ilişkilerin sayına baktığımız zaman bir kere 1974 sonlarından itibaren ilişkilerde sorunlu bir döneme girdiğini görüyoruz. 1974 yılından itibaren sorunlu döneme giriyoruz. Bunun birinci nedeni biliyorsunuz Rumlar, Enosus hareketleri çerçevesinde özellikle Yunanistan ve Rum yönetimi kesimi Enosus hareketlerini başlatmıştı ve oradaki Türkleri katletmiş ve oradaki Türklere yönelik soykırım hareketinde bulunmuşlardı. Ve bu Türkiye'de Kıbrıs'a ki daha detaylı var ama zamanımız kısıtlı olduğu için detaylara inemiyorum. Türkiye adada Türkleri yapılan bu katliamların önüne geçmek için barış operasyonu düzenledi 1974 tarihinde. Bu barış operasyonu arkadaşlar Avrupa Birliği tarafından ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu genel olarak Batılılar tarafından kınandı ve bu çerçevede Türkiye'ye ambargo uygulamaya kalktı. 70 petrol krizi ki bu petrol krizi ülkelerin ekonomik sıkıntıya bulanma soktu. Bir diğer neden 12 Eylül 1980 askeri darbesi. Bu katma protokolda bağlanmasına rağmen Türk işçilerin Sebep Turası Markı Federal Almanya tarafından karşı çıkılmaya başlanması. Bakın Kıbrıs müdahalesi, petrol krizi, yine 12 Eylül askeri darbesi ve Ankara Anlaşması'nın öngördüğü şekilde 1986 yılında normalde Türk vatandaşlara Avrupa sınırlarında vizesiz serbest dolaşması gerekiyordu. Ve bu politikalara Almanya'nın karşı çıkması arkadaşlar ilişkilerin daha doğrusu ilişkilerin seyrini bozdu, gerdi diyebiliriz.
Aralık 1976'da işte Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan tavizler koparılmamış ve protokolden doğan hükümlükler bir yıl süreyle Türkiye tarafından ertelenmiştir. 1980 askeri darbesi arkadaşlar 22 Ocak sonra darbe sonrası 22 Ocak 1982'de Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkileri dondurma kararı alıyor. Ölü darbesi ilişkilerin 1986 yılına kadar soğumasına neden oldu. 1986 yılında da Türkiye yani buna değindik gerçi. 14 Nisan 1987 tarihinde Roma Anlaşması'nın 237. maddesi, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun 98. maddesi, yine Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun 205. maddesi çerçevesinde Avrupa Birliği'ne yani Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik başvurusunda bulunduğu komisyon başvuruyu kibarca reddettiğini söyledik. İlişkilerin Gümrük Birliği çerçevesinde devam ettirilmesi öngörüldü. ...1990'lı yıllara gelindiğinde ilişkilerin Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerine yön veren veya belirleyen unsurlar vardı. Bunlardan biri arkadaşlar Türkiye'nin AB ilişkilerinde iki temel unsur var. Bunlardan biri Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Avrupa bütünleşmesi yolunda meydana gelen hızlı ilerlemeler. Bu dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde altı önemli gelişme var. İlk başta iki temel unsur var dedik. Bir soğuk savaş sona ermesi ve soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte komünizmin etkisinden kurtulup Avrupa bir topluluklarına katılmak isteyen ülkeler vardı. Tabii Avrupa Birliği öncelikle buna soğuk savaştan sonrasındaki bütünleşme önem verdi ve bütünleşme önünde hızlı adımlar atmaya başladı. Bu adımlar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini arkadaşlar etkiledi. Ve bu dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde altı önemli gelişme var. Eski sosyalist ülkelerin demokrasiye ve pazar ekonomisine geçmeleri, Avrupa topluluğunun parasal ve ekonomik birliğin yanında siyasal birliğin de sağlanması görüşmelerinin güçlenmesi, Avrupa'nın siyasal sınırlarının belirlenmesi, tartışmaları ve kültür kimlik konularının gündeme gelmesi, yine insan hakları kavramının uluslararası ilişkilerde belirleyici rol oynamaya başlaması yani Kopenhag kriterleri gündeme gelmesi, yine Türkiye'nin yaşadığı siyasal, ekonomik istikrarsızlıklar yani PKK, Kıbrıs gibi konular, yine Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yakınlaşmasında temel farklılıklar var. İşte Türkiye farklı, Avrupa Birliği farklı. Bu gibi nedenler Türkiye saydığımız nedenler Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerine yön veren veya belirleyen unsur olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olmasıyla Türkiye yeni sorumluluklar yüklenmiş midir? Avrupa Birliği Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklenmiş midir, yüklemiş midir? Evet, Türkiye'nin üye olmasıyla birlikte Türkiye sadece malların serbest dolaşımına ilişkin değil, aynı zamanda rekabet kuralları, devlet yardımları, fikir ve sanayi mülkiyet hakları gibi alanlarda topluluk mevzuatının yükümlülüğü doğmuştur diyebiliriz. Türkiye'nin üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde yaptıklarına baktığım zaman topluluk gümrük mevzuatına uyum sağlama, topluluk ticaret politikasını ve üçüncü ülkelerle yaptığı tercih ticaret anlaşmalarına uyum, sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılması, rekabet politikası ve fikri mülkiyet hukukuna uyum
konularında arkadaşlar Türkiye uyum sağladı. Avrupa Birliği ne tür anlaşmalar imzalayıp ilişkiler işte aday ülkelerle veya ülkelerle ortaklık ilişkisi kurmaktadır, kurmaktadır sorusunun cevabına baktığımızda Avrupa Birliği Roma Anlaşması 238. maddesi çerçevesinde devletlerle ortaklık ilişkisi kurar. Ki ilk ortaklık ilişkisi kurduğu ülke Yunanistan, Yunanistan'da örnek alarak da Türkiye ile ortaklık ilişkisini kurduğunu söyleyebiliriz. Ki ortaklık ilişkisinin özellikleri var ki burada özellikle ortaklık ilişkisi kurduğu ülkelerde yakın ekonomi siyasi işbirliği niyeti taşır. Yine ortaklık ilişkisini yönetecek organlar organlar oluşturulur. Taraflar ülkeler abi arasında ayrıcalığa sahiptir. Arkadaşlar buna benzer önemli yükümlülükleri vardır. Ya da önemli özel ortak ilişkisinin o önemli özellikleri vardır. Yine Ankara Anlaşması arkadaşlar ya da ortaklık anlaşması 6. maddesinde ortaklık rejimi uygulanması ve gelişmelerini sağlamak için rakip taraflar ortaklık konseyini teşkil ederler diyor. Yine 24. maddesinde ise ortaklık konseyinin görevlerinde kendisinin yardımcı olacak komiteler kurabileceğine yönelik öngörülerde bulunmaktadır. Burada Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin ana organı ortaklık konseyidir ve komiteleri vardır. Ortaklık konseyine yardım eden komiteler vardır. Bu komiteler ortaklık komitesi, karma parlamento komisyonu, gümrük işbirliği komitesi, gümrük ortak komitesi olmak üzere bu komiteler. Onun haricinde farklı organlar da var. Kendi aralarında taraflar arasında oluşturdukları işte örneğin Avrupa Birliği Başkanlığı bugün yine Avrupa Birliği tarafından baktığımız zaman Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Türkiye idari yapısı içerisinde AB ile ilgili yapılanmaya baktığımız zaman 1964'te İçişleri Bakanlığı arkadaşlar. Yine 1982'de Devlet Planlama Teşkilatı'na devredilmiş. Yani Devlet Planlama Teşkilatı ilişkileri koordine etmiş. 1986'da Devlet Bakanlığı düzeyinde ilişkiler koordine edilmiş. 2000 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği oluşturulmuş ve bu Genel Sekreterlik Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini koordine etmiş. Yine 8 Haziran 2011 yılında arkadaşlar Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmuş ve ilişkiler Avrupa Birliği Bakanlığı çerçevesinde koordine edilmiş. Ve en son 15 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı kaldırılarak Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Avrupa Birliği Başkanlığı kurulmuş. Avrupa Birliği Başkanlığı arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde Dışişleri Bakan Yardımcısı arkadaşlar bu koordinasyonu sağlar. Fakat müzakerelerde Dışişleri Bakanı baş müzakereci olarak görevini alır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ise 1987 yılında Avrupa Komisyonu Türkiye temsilciliği kurulmuş. Daha sonra bu temsilcilik 2004 yılında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu olarak değiştirilmiş ve Lisbon Anlaşması ile birlikte ki dış ilişkiler ise Avrupa Birliği'nde köklü bir revizasyon yaşandı. Dış ilişkiler servisi kuruldu ve bu dış ilişkiler servisi altında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu isimli olarak değiştirildi arkadaşlar. Bu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu bugün 130 ülkede aktif faaliyetlerini sürdürmekte ve bunlar Türk ekonomisinin ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğindeki noktalarını değil, önemli konularda eksikleri rapor eder. Bunlar büyük eksikliklerdir. Her üye ülkenin başkonsolosu bunların üyesidir. Bunlar
ilgili gördüğü yerlerde raporlar eder. Bu raporları merkeze gönderir. Merkez de arkadaşlar işte raporu değerlendirerek bunları Türkiye'ye rapor olarak sunarlar. Evet, sevgili öğrenci arkadaşlarımız, bugünkü böyle bugün tüm işte birinci haftadan bugüne kadar olan dersimizde genel bir tekrar yaptık. Dersimizi genel bir tekrar yaptık. Ki zannedersem önümüzdeki hafta sınav haftası veya dersimiz yok. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Ben tekrar Türkiye'den Azerbaycan'a selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz inşallah.